Hoş geldiniz. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. ABD'de işsizlik oranı 3.7 olarak açıklandı arkadaşlar. E, CME Group faiz beklentileri oranlarını da değiştirdi bu arada. E, an itibariyle en son yüzde 75 di 75 bas puan e, faiz artış ihtimali. Dün itibariyle bu oran. %58 ihtimalle 75 bas puan, %42 ihtimalle 50 bas puan faiz artışı olarak karşımıza çıktı. Nitekim şöyle söyleyeyim ben hani şahsi görüşüm çok büyük bir ihtimalle %75 bas puanlık bir faiz artışı geleceğini tahmin ediyorum. Daha doğrusu %75 bas puanlık bir faiz artışı geleceğini tahmin ediyorum. Bu konuda da özellikle diğer birçok veriden de aslında bağımsız olarak FED stratejisinin arkadaşlar eylül ayında yine ne yapacağı ee, güçlü bir faiz artışımı, artışı gerçekleştirmek suretiyle yılın son aylarına doğru aslında e, hafif geçirmeye çalışacağız çünkü yılın son 3 e, ayı da bunun için oldukça önemli bir e, kritik bir dönem olacak e, durgun bir hareket yaşayacağı zira dolar paritelerini artık e, uçurmaması gerektiğinin FED de farkında e, doları uçurmaması gerektiği zira ABD'ye artık dış ticarette ciddi zararlar <laughs> vermeye başladı o yüzden dediğim gibi yani bir son parti hareket yapacaklar gibi duruyor e, 50 bas puan arttırırlarsa diğer aylarda da 50 50 gitme ihtimalleri çok yüksek ancak şu an bir 75 e, Ekim 50 sonra 25-25 gitme ihtimalleri yüksek bence. E, 75 bas puanlık bir faiz artışı gelecek ise şahit. E, zaten piyasa bunu şu anda fiyatlamaya başladı. Onu da söylemek gerekiyor. Ancak dediğim gibi asıl hareket e, kripto paralarda. Yılın son çeyreğinde beklememiz gerekiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşça kalın.